Ayıcık pofidik. Ayıcık pofidik. Oyunlar oynamayı, şarkılar söylemeyi, dans etmeyi çok severmiş. Çok güzel büyük bir ormanın içinde yaşarmış. Bütün arkadaşları da onu çok severmiş. Ayıcık pofidik bir gün bir armut bulmuş evde. Yemiş ve tadına doyamamış. Hemen koşup, "Anneciğim, bu armut ne kadar lezzetli. Nereden aldın bunu? Lütfen gidip bu armuttan toplayalım. Çok güzelmiş." demiş. Annesi de, "Ben bu armutu ormandaki ağaçlardan toplamıştım. Evet, çok lezzetli. İstersen yarın gidip beraber toplayabiliriz." diye Pofidik'e söylemiş. Pofidik çok heyecanlanmış. Hemen gidip sepetini ayarlamış. Ertesi gün sabah erkenden annesiyle beraber orman yoluna düşmüşler. Annesi ona masallar anlatıp okumayı çok severmiş. Pofidik de yine annesinden ona masallar anlatmasını istemiş. Yol boyunca beraber masallar anlatarak armut ağaçlarının olduğu yere gitmişler. Bir de bakmışlar ki o kadar çok armut ağacı var ki. Pofidik görünce mutluluktan hoplayıp zıplamaya başlamış. "Yaşasın!" demiş. Ve hemen ağaçtaki armutlardan toplayıp yemeye başlamış. O kadar güzel ki tatları ağaçtan koparıp yiyince daha da güzel oluyormuş demiş. Annesi, "Hadi bakalım birazcık topla ve geri gidelim." diye onu tembihlemiş. Fakat bizim Pufidik az toplar mı? Bütün sepeti dolduracakken annesi onu tekrar uyarmış. "Yavrucuğum, o kadar çok armutu bitiremeyiz. Yazık, israf olur. Sonra hepsi çürüyüp çöpe gider. O yüzden lütfen yiyeceğimiz kadar alalım." demiş. Pofidik bu duruma çok üzülmüş. Çünkü o hepsini yiyebileceğini düşünüyormuş. Bu sırada annesi bir arkadaşıyla karşılaşmış. Bu fırsatı kaçırmayan Pofidik, kendi sepetini armutla doldurduğu gibi bir de annesinin sepetini doldurmuş. Annesi bunu fark etmiş ama arkadaşının yanında bir şey demek istememiş. Arkadaşı gidince, "Yavrucuğum, bu kadar armutu biz ne yapacağız? En iyisi bunları gidince arkadaşlarına ikram edelim." demiş. Beraber dönüş yoluna düşmüşler. Yine annesi ona masallar anlata anlata eve getirmiş Pofidik'i. Eve geldiklerinde babası anneannesinin rahatsız olduğunu söylemiş. Bunun üzerine annesi, "O zaman benim annemin yanına gitmem lazım. Benim yardımıma ihtiyacı vardır. Hadi siz içeriye girin. Ben ertesi gün geri gelirim." demiş. Ve bunun üzerine Pofidik'le babası sepetteki armutları yemeye başlamışlar. Yemişler yemişler ama o kadar çok armut varmış ki. Babası Pufidik'e, "Bunları neden bu kadar çok topladın Pufidik? Bunların hepsini biz bitiremeyiz. En iyisi sen bunları arkadaşlarına da ikram et." demiş. Sabah olmuş, Pufidik kahvaltıda armut yemiş. Öğlen armut yemiş, akşam armut yemiş. Ama yine de armutlar bitmek bilmiyormuş. Arkadaşlarına ikram etmeyi de unutmuş Pofidik. Ertesi gün olduğunda bir de bakmış ki armutlar kötü olmaya başlamış. Annesinin dediği gibi çürümeye başlamışlar. Bunun üzerine çürük yerleri de kesip yemeye çalışmış Pufidik. Ama tabii çok armut yediği için karnı ağrımaya başlamış. Kendini çok kötü hissetmiş. Annesi geldiğinde Pofidik annesinin dediklerini söylemiş. "Anneciğim, haklıydın. Ben biraz abarttım.
Sadece yiyeceğim kadar armut toplamalıydım. Ve senin dediğin gibi şu kalan armutların hepsi çürüdü. Çok üzgünüm. Ama bu bana bir ders oldu. Bundan sonra yemek istediğim kadarını toplayacağım. Evet demiş annesi. Gördün mü? Eğer bu armutları toplamasaydın, bunları şimdi diğer hayvanlar ve belki biz de gittiğimizde dalından taze kopararak yeniden yiyebilirdik. O yüzden lütfen bundan sonra buna dikkat et, olur mu Pofidik? Demiş. Bunun üzerine Pofidik, tamam anneciğim demiş ve bundan sonra sadece yiyeceği kadar meyveyi toplayıp yemeye özen göstermiş.